Herkese selam arkadaşlar. Bugün beklenen oyun Trackers of Europe 3 çıkış yaptı. Bir gün önce çıkış yaptı. Biz tabii ki videosunu bir gün sonra sizlere yayınlamış oluyoruz. Videoları her zaman bir gün önceden çektiğim için. Mobil platformlarda yani Android ve iOS için çıkış yaptı. Biz de bilgisayarda Android emülatör üzerinden oynuyoruz mobil oyunları biliyorsunuz. Uzun süredir beklenen bir oyundu. Tam sürüm olarak çıkış yaptı. İlk defa beraber oynayacağız. Daha önceden betasını oynamıştık. 2 bölüm falan oynamıştık. Betasını yayınlamışlardı. Bugün de tam sürümde. Beraber şöyle beraber menüyü inceleyeceğiz. Bir oyuna gireceğiz. Bakacağız neler var neler yok. Hatalarıyla vesairesiyle. Artık ne var ne yok. Ben de bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz yani. Şimdi direkt oyun Türkçe olarak geliyor. Bilginiz olsun. Eğer gelmiyorsa bile şurada üst tarafta dil seçenekleri mevcut. Buradan direkt Türkçeyi seçebilirsiniz. Bilginiz olsun. Liste yüklenirken hata oluştu. Daha henüz sanırım bu hafta en çok kilometre yapan. Tabii ki bunlar daha oyun yeni çıktığı için. Muhtemelen bir hafta sonra bunlar yüklenmeye başlar. Buraya gelmeye başlar. Şimdi burada neler var neler yok. Nerelere tıklanıyor. Ne oluyor. Ne gidiyor hiç bilmiyorum. Uzun zaman oldu demosun şeyinde oynamayalı. Betasında oynamayalı. Ha, profil resmi olayları var. Evet, buradan profil resmi değiştirebiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Ha, şunu seçeyim ben yine şöyle kel olanı. Şirket logosu var. Şuradan şirket logosu belirleyebiliyoruz. Yani şöyle bir şey yapalım. Sürücü adı. Hemen yapalım abi. Şimdi Türkçe karakter desteği var mı yok mu bilmiyorum ama o yüzden ben Şahin yerine Sahin yazayım şöyle. Şirket adı. HS Lojistik diyelim. Garaj Frankfurt, Nancy, Nürnberg, Prag, Zürich, Münih. Bunlardan birini seçmemizi istiyor. Standartta başlayalım ya. Frankfurt standartta geldi. Onu oluşturalım biz de. Profili oluştur diyelim. Evet, mağaza bölümleri eklenmiş. Reklamsız sanırım bu. Oyun parası ekleme olayları gelmiş. Tüm dorselerin açılması vesairesi. Yani oyun içi satın alımlar eklenmiş, öyle söyleyeyim. Şimdi bunu geçtik. Direkt sür demeyelim. Burada neler var neler yok bir bakalım. Şimdi grafik benim gözüme çok kötü gözüküyor. Bu grafik ayarı yok mu bunun? Ya da varsa nerede? Ve ben geriye nasıl geleceğim? Şimdi burada tırlar falan var da şunu bir grafiğine bakaydık ya. Nasıl geri geleceğiz abi bunda? Şuradan desek. Buradan da olmuyor. Abi nasıl geri geleceğim ben oyunda? Ana menüye tekrar nasıl geri geleceğim? Gelemiyorum. Şimdi ilk tır bu. Bizim 10.000 euro paramız var. Artık böyle başlayacağız herhalde mecburen. İkinci tır 35.000 euro. Neler eklenmiş? Oo bak şimdi sadece man vardı. Bu vardı bizde. Çift dingili, tek dingili olarak değişebiliyordu. Yeni man gelmiş. Eklenmiş. Scania. Yeni Scania eklenmiş. Stream ismiyle. Lisansları tabii ki yok yine. Bu oyunda da. R ve S modeli sanırım. Aynen. RT ve ST olarak eklenmiş bu. Aa dur. Ulan ben de gitmiyor diyordum ha. Daha gidiyormuş. Mercedes Actros MP5 galiba bu. Antares ismiyle gelmiş. Volvo gelmiş. VN olarak geçiyor. FH VN. F-Max gelmiş. Fiemann olarak ismi geçiyor. Markası Fiora. F-Max eklenmiş. Ama grafik çok kötü şu anda ya. Ve menüde niye geri gelemiyorum onu anlayamadım hala. Başka yok mu? Aynen başka yok. Sadece bunlar var. En sonki aracımız F-Max. 30.000 euro para. En sonki araç. En pahalı araç sanırım 36.000 ile Scania S modeli geliyor. Evet. Scania S modeli. Yani Stream ST modeli. 36.000 euro. En pahalı araç. Sonra
34-35 binle Scania RT geliyor. Yeni man geliyor THX olarak geçen 35 bin yine. Mercedes var 34 bin, Volvo var 32 bin, F-Max var 30 bin. Evet. Özelleştirme. Şimdilik kabin olayı yok galiba şöyle. 6x2 ve 4x2 olarak seçenekler var. Kabinde değişiklik yok. Motor değişebiliyor. Euro 3'ten Euro 4'e, Euro 3, Euro 3. 310 beygir, 360 beygir, 430 beygir, 480 beygir olarak gidiyor. Vites kutusu aynı şekilde 12 kademe, 12 kademe, 12 kademe retarderler gelmeye başlıyor. Ekstralar. Evet, parça ekleme, plastik etekler. Bunları zaten şeyden biliyoruz. Beta sürümden biliyoruz. Ama şu ana menüye. Bir saniye, ben bir oyunu yeniden başlatıp geleyim ya. Ana menüde bakalım ayar şeyi var mı? Böyle görüntümüz çok kötü oldu. Hemen geliyorum. Evet, benim gördüğüm kadarıyla ana menüde ayar seçeneği yok. Belki oyuna girince vardır, bilemiyorum. Bir direkt sür diyelim bakalım. Ne olacak? Ha, aracı almamızı istiyor, tamam. Tamam, direkt satın alalım. Hiç özelleştirme yapmayalım. Zaten paramız yok. Şöyle satın al diyelim. Bir sürü kendin sür diyelim. Frankfurt'ta 2 adet araç şeyimiz varmış. Garajda boşluğumuz var. Hemen birinciye bunu koyduk. Trakos Euro 3'e hoş geldin. Cihazın için en uygun grafik ayarlarını bulmaya çalışacağız. Bu arada grafik kalitesi birkaç kez değişebilir. Tamam. Oyuna başladığımız zaman demek ki geliyor. Tamam dedim. Evet, şimdi grafik düzeldi tabii ki. Şimdi motoru çalıştır diyor. Bir çalıştıralım bakalım. Motoru çalıştırdık. Şimdi bu direksiyonla tabii böyle oynanıyor da bunu biz şeye çeviririz. Klavyede oyuncak seviyeye getiririz. Şimdi aracımız geldi. Şimdi şuraya bir şöyle yapsak. Hah, ayarlar şimdi geldi abi. Tamam, şimdi oldu. Şimdi direksiyonda düğmelere geçelim. Kontrollerin opaklığı gelmiş. Şunlar hiç bugünlük böyle dursun, sonradan değiştiririz. Aşamalı düğmeler, normal düğmeler dediği nedir bilmiyorum, bakarız ona. Şimdi grafiklere, dur bakayım burada ne varmış, ha. Grafiklere gelelim. Belirlemeyi iptal edelim. Biz direkt kendimiz ayarlayalım. Yüksek. Dinamik ışıklar açık. Post proses. Evet, görü kalitesi yüksek, 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 yüksek. Render ölçeği en yükseğe çekelim abi bunları. Bloom yoğunluğunu, bitki yoğunluğu yüksek, yağmur damla ma yağmur damla kalitesi yüksek. Gerçek zamanlı yağmur yansıması açık. FPS sınırına limit yok diyelim. SSAO açık diyelim. Belki kasmalar olursa tekrardan ayar çekeriz ona. Kontrolle çekici neymiş? Vites modu otomatikte kalsın abi. Çekici stabilitesi, trailer stabilitesi, süspansiyon sertliği falan. Bunlara oynarken müdahale ederiz sonradan. Tamam. Oynanış diyelim. Kamera animasyonu var. Sürücü elleri var. Direksiyonu iç kamera ayarı, direksiyona duyarlı. Tamam, direksiyona duyarlı olsun. Şöyle kafa sağ sol hareket edebilsin. İç kamera konumu yapılandır. Türkçe dil. Tamam. Trafik yoğunluğunu şuradan. Bak, trafik yoğunluğu gelmiş. Güzel. Şöyle trafik yoğunluğunu orta seviyeye alalım. İç kamera konumu yapılandır diyor. Ha, koltuk ayarı. Tamam, güzel. Şöyle yapalım. Evet, bu reklam burada çıkması kötü olmuş. Direksiyon ayarı yok. Kafa ayarı var şöyle. Görüş alanını şu şekilde ayarlayabiliyoruz. Tamam. Dur. Başka neler var bakalım. Sese gelelim. Çekici sesi, trailer sesi, müzik. Şöyle müziği kapatalım. Çevre. Tamam. Sesler en sonda ama biraz az geldi benim kulağıma. Bir bakarız ona. Tamam. Burası tamam abi. Ayarlardan çıkalım. Size de az geliyor olabilir. O yüzden şuradan uygulamadan biz açalım en iyisi.
Tuş atamaları yapmamız lazım. Şimdi şuradan tuş atamalarını yapalım. Şöyle gaza W, frene S, hop S. Şu retardermiş. Retarderi nasıl yapalım? Retarderi QE yapalım bence. Şöyle. Elimizin altında olsun. Şöyle yapalım. Vitesi elimiz ayarlarız. Hız sabitlemeyi de elimize ayarlarız. Kamera C, sileceklere P diyelim. El freni şöyle space diyelim. Aydınlatmalara L diyelim. Şuna D dedik. Buna A dedik. Sinyaller. Şuna 1 diyelim. Şuna 3 diyelim. Korna'ya H diyelim. Başka burada başka bir şeyimiz yok. Olursa ayarlarız yine. Şimdi şuradaki noktayı bize gösteriyor. Bu arada bir dış kameraya geçelim. Dıştan ses var, sıkıntı yok. Ama şu reklam burada olmamış arkadaşlar. Yani. Bu arada ben videonun yorumlarına oyunun linklerini Android için, iOS için Nox Player'ın falan şeyin linkine videonun yorumuna sabitlerim. Oradan indirmek isteyenler direkt indirebiliyor. Çünkü yazdığım zaman şu anda karşımıza çıkmıyor. Ben Wanda Software'ın şeyine girerek buldum. Evet, bunun şöyle bir ayarı var, doğru. Ama biz bunu da kullanıyoruz. Şuradan yük almaya gelelim bakalım. Yani oyun biraz fazla kasıyor. Göster bakalım. Oyun biraz fazla kasıyor gördüğüm kadarıyla. Otomatiğe olmadı, ayarlayabilirsek tekrar otomatik şeyine ayarlamaya çalışırız. Yani demoda böyle bir şey yoktu ama umarım bunlar çözülür. Şimdi şöyle bir iş var. Sebze. Bu var. Giyecek taşıyormuşuz. Alçı torbaları var. Şu ilk yükü alalım ya. Nürnberg. Nürnberg'e doğru gidelim. İşi al diyelim. Evet, alalım. Tamam. Dorse şuradaymış. Evet, klavye tuşları şu an olmamış gibi duruyor. Şimdi frene basıyorum. Freni algılamıyor. Bir saniye. Şimdi algıladı, tamam. Evet, aydınlatmaları açınca bir dondu oyun. Tabi alışık değiliz oyuna da. Ha, yağmur başladı. Henüz kontrolleri tam sağlayamıyorum. Oh, yağmura gel. Evet, dorseyi taktık abi. Ayaklar da kalktı. Tamamdır. Navigasyona göre gidelim bakalım. Sileceklerimizi açalım. Hop, yanlış yer. Abi çok kasıyor. Bir saniye abi. Ayarlar, grafiklere gelelim.
Birazcık bazı şeyleri düşünmemiz gerekecek sanırım. Şimdi doku yüksek, bulut yüksek, dinamik ışıklar tamam, gölge kalitesi yüksek, gölge çözünürlüğü. Hadi bunu ortaya alalım. Post proses dursun. Render ölçeği. Render ölçeği önemli ya. Çözünürlük önemli. Bloom yoğunluğunu şöyle yapalım biraz. Bitki yoğunluğu, aslında bitki yoğunluğu en çok şeyi düşüren. Orta yapalım. Yağmur damla kalitesi yüksek kalsın. Gerçek zamanlı yağmur yansıması açık kalsın abi. Bunlar önemli şeyler aslında. Şu SSAO'yu kapatalım. Böyle dursun bakalım. Şimdi nasıl olacak? Evet abi. Şimdi biraz daha iyi oldu. Bayağı akıcı oldu şu an. Şu SSAO'dan kaynaklanıyor olabilir. Dur bakayım. Bir saniye. Grafiklere geri geldim. Şu bloom yoğunluğunu açalım tekrar bir. Şu bitki yükseği alalım. SSAO kapalı kalsın. Bakayım. Evet abi. SSAO'yu açık kullanmayın. SSAO'da felaket bir FPS düşüklüğü yaratıyor. Şu an daha iyi. Yine kasmalar var. Dur bakayım. Az önce sanki daha iyiydi ya da içeriye geçince mi böyle değişiyor biraz. Neydi? Bloom yoğunluğunu şöyle mi yapmıştık? Bitki yoğunluğunu da ortaya almıştık. Tamam. Aynada sıkıntı var. Ayna çok kasıyor. Şimdi ben gördüklerimi söyleyeyim de. Sonuçta biz oyuncuyuz. Biz videolarda belirteceğiz ki yapımcılar da dikkate alsın bunları. Sizler de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bol bol yorumlara yazabilirsiniz. Neler gelmesi gerekir, gördüğünüz şeyler, hatalar, güzellikler, iyilikler, olması gerekenler, yapılması gerekenler. Şu an bence grafik anlamında değil ama oyun kasmasıyla alakalı sıkıntı var. Mesela bilgisayarda böyle kasıyorsa telefonda, hele ki orta seviye ya da düşük seviye telefonlarda çok büyük problem olacaktır bu. Sesi birazcık kısmak istiyorum şuradan. Ben böyle daha iyi. Evet, bunda retarder yok da biz retarder tuş ataması yaptık ama retarder eklemediğimiz için araca, çünkü paramız yok. Ama dediğim gibi oyun betadayken sanki daha iyiydi. Sonradan belki hani bütün cihazlarda rahat çalışsın diye birazcık grafiklerimi düşürdüler. Sanki araç içi daha güzel gözüküyordu. Yani şu piksellenmeler sanki yoktu diye hatırlıyorum ama belki de ben yanlış hatırlıyorum. Aynalardan trafik yoktu tabii ki. Şöyle ben bir geçeyim. Dayı bir geçeydim, dur. Heh. Trafik yoktu betada. Aynalara çok dikkat etmedim o zaman ama şu an aynalar felaket kastırıyor. Aynaların FPS'i bayağı 10. Oyun FPS'i 60, ayna FPS'i 10. Öyle gibi gözüküyor. Silecek kademeleri var bu arada. Şu an ikinci kademeyi aldım. 3'ü alalım. İkinci kademe. Şuradaki alt menü küçülüyor, büyüyor. Ok var burada. Okla yapabiliyorsunuz. Şöyle daha büyük. Harita yükleniyor başlangıçta mu? Başlangıçta önce karakterinizi işte, seçin. Yani bunu yapma. Yani oyun esnasında bunu yapmamalısın. Çok yanlış bir şey. Çok yanlış bir şey. Harita yükleniyor deyip reklama girmesi. Umarım bu sürekli olan bir şey değildir.
İnşallah. Şimdi uyku olayı var şurada. Mouse'la göstereyim sizlere. Şurada uyku olayımız var. Uyku seviyemiz. Şu aracın benzini mi hasarım bunu tam bilmiyorum. Dur bakayım bir. Şuradan bakayım. Araç hasarı olabilir şu. Benzin şurada. Şu araç hasarı olabilir. Tam emin değilim ondan. Ama asfalt parlamaları falan yağmurda süper gözüküyor. Yani grafikler güzel. Grafiklerden yana hiç sıkıntı yok. Araç dorsa kirlenmesi var. Gördüğünüz gibi. Hatta şurada bir fotoğraf almak isterim. Her zaman yakalayamayız bunları. Trafik yoğunluğu fotoğraf çekmemize engel şu anda. Dur ben şu fotoğrafı çekeyim geleyim. Her zaman yakalayamayız bu havayı. Evet devam. Birazcık trafiği felç ettim ama devam edelim. Evet, start stop falan şuradaki 3 noktada. Dörtlüler. Çekici, trailer ayarı, güç modu, diferansiyel kimliği, kabin aydınlatması. İşte kabin aydınlatması şu anda aktif, pasif, aktif. Bu şekilde kabin aydınlatmasını kullanabiliyorsunuz. Map yani kaç kilometre kaldığını falan görebiliyor muyuz? Şöyle menüden falan bakayım. 73 kilometre mi gelmişiz? 244 kilometre, 73 kilometre yol yapmışız şu an. Tamam görebiliyormuşuz ama navigasyonda da aslında görebilseymişiz iyiymiş. Ben mi görmüyorum diyeceğim. Şöyle bakıyorum etrafıma ama benzinlik var. Benzinliğe girelim bakalım. Bu arada kademeli fren, gaz pedalları var. Bilginiz olsun. Of, yanlış oldu. Motoru durdur diyor. Doldur. Kademeli doldurma olayı var. Yani doldur deyip durdurabiliyoruz. 176 euro. Ödedik. Dur, hep yanlış yere basıyorum ya. Start. Bu arada fren sesleri, hava sesleri falan geliyor ama az geliyor yani. Mesela ben kornaya basayım. Duyuyorsunuz kornayı falan ama korna fena değil, kornada sıkıntı yok. Hava sesleri birazcık şey geliyor böyle, çok uzaktan geliyor. İmdat falan indirdiğimiz zaman biraz uzaktan geliyor. Şu reklamlar hiç olmamış. Oyun esnasında. Bir de bir görüntü geliyor gidiyor arada bir şöyle. Fark ettiyseniz. Ekrana bir şey böyle anlık tık tık yapıyor böyle. Gelip gidiyor arada bir. Neyse bakalım. İnşallah oyun güzel olur da. Böyle biz de bol bol akarız oyunda. Böyle güzel güncellemelerle toparlarlar o oyunu. Daha oyun yeni çıktı sonuçta.
yeni çıktığı için tabii ki bu tarz hatalar olur, sıkıntılar olabilir. Bizler de gördükçe söyleyeceğiz, belirteceğiz ki yapımcıların da kulağına gidecek, yorumlarımızı da görecek, videolarımızı izleyecekler, takip edecekler bizleri ki hataları vesaireleri, eksikleri, olması gerekenleri, yapılması gerekenleri görecekler. Onlar da ekleyecekler oyuna yani. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız. Vanda Software'ın, emeği geçen herkesin ellerine kollarına sağlık. Bertan Baday da galiba bu projenin içerisinde araç yapımlarında falan galiba bulunuyor. Tam ne yapıyor bilmiyorum ama Bertan Baday da bu projenin içindeydi betadayken. Umarım hala içerisindedir. Bertan'a da buradan selam olsun. Devam ki. Oo, yokuş aşağı yardır uyandı ha. Yokuş aşağıya yapıştırdık şu an. Bak gördünüz mü, ekrana bir şey geldi gitti bir anlık. Umarım bendedir. Herkeste bu problem yoktur. Sadece bendedir yani bu. Birazcık yavaşlayalım abi. Kaydırmayalım tırı. Alıp başına gidiyor yoksa. Dorse felaket makaslayabilir. Yalnız gök gürültüsü, yağmur falan efsane ya. Yine bir geldi gitti. Yollarda gördüğüm kadarıyla çok hızlı bir şekilde bitmiyor. Bu güzel bir şey. Karşıda bir alan var. Dinlenme, aynen dinlenme alanı var. Park edip orada uykumuz geldiği zaman uyuyoruz. Dinlenme alanı var, otobüsler falan var. Güzel. Yani yol hissiyatları var. Araç dümdüz gitmiyor mesela. Sallanması falan, asfalt hissiyatları var yani. Güzel bir şey. Benzin diğer şeritte. Trafik yoğunluğunu falan ayarlayabilme olayı güzel olmuş. İstediğimiz gibi ayar çekebiliriz. Demoda zaten hiç yok trafik. Öyle bir olayımız zaten hiç yoktu. Ama tam sürümde bunu getirmişler. Ay yokuşlar nasıl bayılıyor araç. Düştü de düştü hız valla. Power modu açalım bakalım. Yokuşta test edecektik onu ya. Daha yeni aklıma geldi. Ama power mod tabi yakıtı su gibi içiyordur. Şimdilik kapatalım. Yokuşta denk gelirsek, yokuşa denk gelirsek yine bir deneriz. Şöyle açık kalabilse aslında iyi olur ama açık kalmıyor, kapanıyor kendi kendine. Yine yokuş aşağı denk getirdik, iyi yardırdık ha.
Yapma bunu. Aa, bunu yapmamış. Of. Ya bu olacak bir şey değil. Oyunun ortasında. Harita yükleniyor deyip reklam girmesi. Hoş bir şey olmamış bu. Bir şekilde geçebiliyorsunuz o reklamı, sıkıntı yok ama yine de hoş bir şey değil yani, tam oyunun ortasında, oyun esnasında. Sürücüler demoda var mıydı ya? Yoktu galiba. Beta demo diyorum ama beta. Beta'da sürücü elleri yoktu galiba. Hatırlayamadım ama. Yağmur da durdu. Tek tük atıyor artık. İşte tam şehirden çıkarken, yani yükü aldığımız esnada yağmur başladı. Şehre girdik, yağmur kesildi. O da iyi. Yollarda hemen kuruyor falan. Güzel. Şu an videoda belki çok net duyamıyor olabilirsiniz ama kendiniz böyle kulaklıkla oyunu oynadığınız zaman fark edersiniz. Araç giderken böyle Dorse'den falan ses geldiğini duyuyorsunuz. Güzel sesler geliyor. İncelikler düşünülmüş oyunla ilgili. Güzel ayrıntılar var. Evet, bu arada gelmişiz. Evet, asfaltta bir yeşillenmeler, bir şeyler oluyor. Onu anlamadım ne olduğunu. Tamam. O otomatik park etmiş olsun şöyle. Uğraşmayalım onunla. Evet, XP'mizi aldık galiba. 800 XP aldık. Toplam gelirimiz, hasar cezamız varmış bu arada, 73. Toplam gelirimiz de 831 euro. 244 km yol yapmışız. Oyun içerisinde 4 saat 4 dakika harcamışız. Tüketilen yakıtımız da 146 litreymiş. Cezaları kaldırıp artı %20 bonus olayı varmış. Bir deneyeyim ben. Dur bakayım. Hem siz de görmüş olursunuz. Ne oldu? Aynen, cezayı kaldırdı. 1807 euro yaptı benim paramı. Şöyle gördüğünüz gibi. Cezamız var. Ceza bitti. 1807 euro paramız oldu. Güzel. Artı %20 bonus diyor ama bayağı fazla verdi. 800 küsür euro para kazanmıştık ama 1807 oldu yani. 1000 euro verdi neredeyse. Güzel. Bu şekilde artı para vermesi güzel oldu bizim için. Şu anda levelimiz 1. İnşallah ilerleyen zamanlarda hallederiz bunları. Yani para işini, level işini. Evet, yükümüz teslim edildi. Şöyle bakalım. Tekrardan buradan şirketlerden yük alıp devam edebiliriz. Dur bakayım, şöyle şurayı yanaşalım. Evet arkadaşlar, yeni oyunumuz hayırlı uğurlu olsun, yeni mobil oyunumuz.
bayağıdır beklenen bir oyundu. Gölge hatası var şöyle gördüğünüz gibi. Şurada gölge yok ama burada gölge gözüküyor. Aracı salalım aşağı, daha çok belli olur şimdi. Aynen, orada bir gölge hatası var şu bölgede. Uzun zamandır beklenen bir oyundu. Biz de bekliyorduk, sizler de bayağıdır bekliyordunuz. Yorumlarda falan bayağı bir yazan arkadaşlarımız olsun olmuş, sağ olsunlar. İşte beklenen oyun çıktı abi, bilgin olsun. Geceden beri yazıyorlar zaten, işte çıkmasına 2 saat kaldı, 3 saat kaldı falan. Sağ olsunlar, herkes beni bilgilendiriyor bu konuda. Hem güncellemelerde hem de yeni oyunlar çıktığı zaman. Hani bilmiyorsam bile sizler sayesinde öğreniyorum bazı şeyleri. Oyunla ilgili fikirlerinizi, bilgilerinizi, yapılması gerekenleri, gördüğünüz hataları, ne bileyim eksikleri vesaireleri yorumlar bölümüne, videonun yorumlarına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu oyunda da inşallah yapımcılar şöyle bizi destekler, videolarımızı izler, sizlerin yorumlarına bakar. Bu şekilde oyun daha çok gelişir. Biz de bunu isteriz. Yenilik gelmesi oyunlara güzel oluyor. Hem bizler için hem yapımcılar için de tabii ki bu iyi bir şey oluyor. Daha fazla oyunun indirilmesini sağlıyorlar sonuçta onlar da. Biz de daha fazla içerik yapmış oluyoruz. Sizler de daha çok eğlenmiş oluyorsunuz. Telefon başında ya da bilgisayarda oynuyorsanız bilgisayar başında. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.